Şimdi Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarını konuşalım. 55 kent için sarı ve turuncu kod uyarısında bulundu e, dedik. Kuvvetli yağış İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili. Birçok bölgede de bu arada kar yağışı bekleniyor. Tüm bunların ayrıntısını Bünyamin Sürmeli bizimle aktaracak. Bünyamin hoş geldin. Hoş bulduk Sultan. Önce e, bu uyarı ile başlayalım. Turuncu ve sarı kod ne anlama geliyordu? E, özellikle nerelere dikkat çekmek istersin? Bir sel riski söz konusu mu? Yani kırmızının e, üzeri e, altı. Yani dikkatli olunması... Sadece yağış anlamalıyız, fırtına mı dahil o, mi? O kodlar sıra dışılığı bize hmm. anlatıyor. Yani işte kırmızı kardır, sarı yağmurdur falan değil. Hmm. Sadece olayın hayatı etkileme noktasındaki şiddetini bize söylüyor. Hmm. İşte sarı, turuncu, kırmızıya doğru gidiyor. Şimdi... Ee, 55 yıl evet gerçekten yurdun bir köşesinde sıkı bir kar var, öbür tarafında fırtına var, öbür tarafında sağanak yağış var, öbür tarafında sel riski var. İlk önce istiyorsan şu aşırı yağışla başlayalım. Tabii. Aslında İz, e, İzmir'in uyarıları var ama İstanbul için e, bir tık daha ötede bir uyarı var. Çünkü yağışın miktarı e, İstanbul'da biraz daha fazla, fırtınanın e, gücü daha fazla. Daha yüksek. Dolayısıyla İstanbul tabii her yere dikkat etmek tabii. gerekiyor. İstanbul'daki meteorolojik aksiyon biraz daha yüksek. Ee, İstanbul'da zaten ciddi bir yağış aldı İstanbul. Ee, muhtemelen günün ikinci yarısında daha kuvvetli alacak. Geceyi bitirdiğimizde birçok ilçede yağış miktarı 45 kilogramları bulacak. 45-50 kilogramları bulacak. Ee, bu da hani irili ufaklı su baskınları hatta biraz da ötesine geçebilecek bir e, miktar demek. Dolayısıyla İstanbul'a bu anlamda dikkat. İkincisi, fırtına var, kuvvetli rüzgar var. 35-40 kilometre aralığında hamlesi çok daha üzerinde bir rüzgar. E, hamlesi şöyle bir kontrol ediyorum. Yaklaşık 60 e, kilometreleri bulacak. Hamlesi dediğimiz ne? Anlık olarak rüzgarın e, sıçradığı yükseklik. İnsan olduğu anlık yaşıyor. Tabii. Saniyelik yaşıyoruz. Dolayısıyla e, şey, bir anda meydana gelecek bir Ağaç devrilmesi, bir tabela devrilmesi, bir risk oluşturabilir. Dolayısıyla biraz daha dikkatli olunmasında fayda var. Bu fırtına, şey gün boyu devam ediyor, akşam devam ediyor, gece devam ediyor. Yarın öğle saatlerine doğru durulmaya kısmen zayıflamaya. Fırtınadan kuvvetli rüzgar seviyesine inmeye başlıyor. Peki aşırı yağış ne kadar devam edecek? E, aşırı yağışı e, bugün günün e, ikinci yarısında da alacağız. E, akşam gece zayıflamaya başlıyor. Yarın sabah karşı da zaten ömrünü tamamlıyor. Yarın gündüze e, ya da sabahın erken saatlerini günün aydınlandığı zamana yağış kalmayacak. E, bu dönem içerisinde bir soğuk giriş olduğu için e, bazı yüksek ilçelerde karla karışık yağmur, kar geçişleri de arada görebiliriz. İstanbul için tablo bu. Aslında şey, yağışların miktarından şöyle bahsederken İstanbul'u söyledik 45 hatta 50 kilogram bulabilecek ilçeler olacak diye. zaten bunun bir kısmı alındı 25 20, 20 25 kilogramı üzerine bir bu kadar daha eklenecek. uyaracağımız bir iki nokta daha var. Bir Bolu çevreleri kar şekli karla karışık yağmur şeklinde gece kara dönecek. Çanakkale Balıkesir'in güneyi burada 60 kilogramı buluyor. Muğla'da 70 kilogram buluyor ve Antalya. Antalya'da şimdi Antalya'nın rakımı da birbirinden farklı. Ee, loka şey e, Aldığı sistemler bakımından her noktası ayrı vuruculukta yağış alabiliyor. Şu anki yağışın e, etkin olacağı kısım e, Manavgat hemen arkasında Akseki. Akseki kar şeklinde alıyor bu yağışı etkin bir şekilde ki e, 10-15 hatta yarın öğleden sonrasına kadar 20 santimi bulabilecek. Isparta için de aynı durum söz konusu. Isparta'ya da Isparta gelelim Isparta'ya Birazdan ayrı bir parantez e, açalım. Antalya'da e, Manavgat çevrelerinde de 100 kilogram yağış, e, yaklaşık 95-100 kilogram bir gün içerisinde bugünün saat sınırları yani gece 12'ye kadar olan zaman dilimi içerisinde yere inecek. Hı hı. Bu da e, su baskını, sel riski demek. E, buna da dikkat. Son dönemde Antalya evet. çok sık karşı karşıya kaldığımız bir konu sel, su altında kaldığını Dolayısıyla paylaşıyoruz. Bu Batı Karadeniz, Marmara Güney Ege, Batı Akdeniz. Hı hı. Buralar su baskınları riski altında. Gelelim kar e, tablosunda. Zaten şu anda ekranlarımızda dönüyor. Bugün öğleden sonra Marmara'nın güneyinde, Bursa'da hı hı. hatta geceden itibaren diyelim. Çanakkale'nin güneyinde, Balıkesir'in güneyinde, İç Ege'de yağışlar kara dönmeye başlayacak. O kar yağışları e, iç bölgelere doğru ilerleyip doğuya doğru gidecek. Haritayı tekrar verebilirsek ekrana oradan e, gidişatını görebiliriz. E, Yerde kalacak bir kar mı? Kar e, geçişleri mi Tabii bazı ilçeler olacak? için kalacak. Evet. E, yani Batı'da Marmara'da şu anda görüyoruz. Bak Marmara'nın güneyinden yavaş yavaş İç Anadolu'ya başkente evet. doğru ilerliyor. Başkent gece kar almaya başlıyor. Yine Isparta bak giriş yapıyor görüyorsun Torosların çevresi. İç Ege'ye yayılıyor. İç Anadolu, Konya dolayları kar alıyor. E, gün yarına geçtiğimizde, öğleden sonrasına geçtiğimizde Doğu bölgelere doğru bu yağışlar ilerleyecek. Şimdi başkent bu geceden itibaren yarın öğleden sonrasına kadar kar alıyor. Hı hı. Akdeniz'de iç kesimlerinde Isparta'da Burdur'da çok yok. Isparta'da, e, Isparta'da muhtemelen. biraz daha fazla konuşabiliriz belki. Evet. Günlerce elektriksiz evet, kaldı maalesef. orada yaşayan e, vatandaşlar tabii ki hala 6 günün oldu ama bazı kırsalda köylerde hala elektrik verilemeyen noktalar da maalesef. var. Ama yeni bir kar yağışı geliyor diyebiliyoruz. Evet. Bugün e, itibariyle ha, mi? Yarın öğlene kadar şu anki karın üzerine yaklaşık bir 20 santim kadar 25 santim kadar kar hı hı. ekleyecek. 20 santim e, zemindeki karın üzerine eklenmesi hayatı ciddi anlamda fark ettirir e, zorlama noktasında. E, dolayısıyla zaten e, modelimizde de bu görünüyor Akdeniz'in e, kıyı kesimlerinin hemen Antalya'nın kuzeyi olduğu gibi kar yağışlı alan oradan da zaten e, şey Konya'ya bağlanan yolların büyük kısmında sıkıntı yaşanabilir. E, bu e, gece bugün akşam saatlerinde gece ve yarın öğleden sonrasına akşam saatlerine kadar devam edecek bir kar yağışından bahsediyoruz. Ee, Isparta için öz, e, hani tırnak içerisinde evet. durum bu şekilde. Marmın güneyindeki kar öyle yerde çok fazla kalmaz. Çarşamba öğleden sonrası itibariyle yarın öğleden sonrası itibariyle biter. Başkent dolayları bu geceden yarına kadar bir e, kar alacak ama e, şey yok. E, hani bir örtüye yoğun destek bir verir. Bekledim. Evet, yoğun bir yağış değil. İstanbul'da da İstanbul'da görüyoruz maalesef İstanbul'da bir kar görüntüsü. Yakı gözükmüyor modelimiz. mu modellerde? Yani şöyle, şimdi e, Arktik bölgede, kutup bölgesinde sıkışmış bir soğuk var. Uzun süredir jet takımları çok kuvvetli o soğuk havayı burada tutuyor. Ama önümüz bahar sıcaklığın düşmesi, e, yükselmesi lazım ve o soğuğun dağılması gerekiyor. O soğuğun orta enlemleri, bizim bulunduğumuz enlemlere bir yere inmesi bekleniyor. Ya Çin tarafına doğru, hmm. Asya'ya doğru gidecek. Ya Doğu Avrupa ile beraber bize olacak? doğru. İşte ufaktan <laughs> belli olmaya başladı. Muhtemelen Kanada üzerinden Amerik, e, Doğu e, Batı Avrupa ile beraber Kanada, Amerika'nın doğusu, hmm. e, yani e, Atlantin e, hem doğusu hem batısı Oraları muhtemelen etkilenecek diyorsunuz. Biz e, sert bir, geçimiz günlerde gördüğümüz bir Karlı, kışlı sistemi görme ihtimalimiz her geçen gün zayıflıyor. zayıflıyor. Hayır, tamamen Peki. ortadan kalkmış değil ama ihtimal. En modellerde bunu görmüyorsunuz evet, şu an Evet, evet. Maalesef, maalesef. Peki, Bünyamin Sümer'e çok teşekkür edelim. Rica ederim. Ee, Uyarıları da aktarmış olduk. Ee, konuya dair, e, Türkiye geneline dair o sarı kod, turuncu kod ne anlama gelir? Bunun da yanıtını verdik.